Değerli kardeşlerim, bugüne kadar Rize'nin ne sorunu varsa çözdük. Rize'lilerin ne talebi varsa yerine getirdik ve orada övünerek bu hizmetleri yaptık. Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'liyle yatırım maliyeti yaklaşık 3.2 milyar lira olan 2900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk. İyilere de 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. İyilere ve Güneysu tamamlandı. Şimdi sahilde çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Yani girişinden efendim oradaki restoranlarına kadar Rize'mizde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla işte görsellerinde paylaştığımız içinde bir Selahattin Camii'nin olduğu, orada vatandaşlarımızın, Rizeli kardeşlerimizin beraber olacağı, içindeki işte restoranlarıyla, oradaki kütüphanesiyle, kıraathanesiyle çok modern, çok güzel bir millet bahçesinin yapım sürecini de başlattık. İnşallah 2024 yılında Rize'mize armağan edeceğiz. Tabii oradan hemen Merkez Çarşı var. Hepiniz bilirsiniz. O Merkez Çarşı'daki alanımız, eski belediye bloklarının olduğu yerler. Oralarda dolguydu. O zeminler sıkıntılıydı. Oraları da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla görüşerek, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, bakın ilk etabı tamamlandı. Bu görsel biraz daha eski. Bu projemizi Rize'mize, Rize'nin güzel insanlarına kazandırdık. Hemen buradan çıktığınızda meydanın etrafındaki o çarpık yapıları kaldırıyor. Vatandaşlarımızı hem Salara'da hem Yalıdere'de, Yalıtaş'ta yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz. Ve bu kapsamda emin olun Rize'nin her mahallesinde, her sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz. Hemşin'de, Çamlıhemşin'de yine çok güzel bir dönüşüm çalışmamız var. Muradiye ilçemizde, yine afetten gören diğer ilçelerimizde konutlarımızı yapıyoruz. Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası devam ediyor ve yine Madenli'de de, Çayeli'nde de konutlarımız, sosyal donatılarımız hızla yükseliyor. Burada tabii Rize'nin güçlü olması için, Rize'nin daha da güzel olması için bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de Ayder'imiz var. Ayder'imizde belki yıllardır beklediğimiz o güzelim Ayder'imizi daha da güzelleştirecek bir doğa koruma çevre projesi yapıyoruz. Önce tamamen altyapısını değiştirdik. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle burada ne kadar altyapı varsa bu altyapıların tamamını yeniledik ve orada gelin tülü şelalesine gelinlerimizin, damatlarımızın gideceği, orada hepimizin gideceği seyir teraslarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, futbol sahalarıyla ve hemen girişinde araçlarımızı park edeceğimiz kapalı otoparkında tamamen yerin altında 1917 araçlık otoparkımızın yapımı devam ediyor. Yine buradaki çarpık yapıları kaldırabilmek için eski termal otelimiz var. Şimdi termal otelimizi tamamen yeniliyoruz ve oradaki esnaflarımıza, oradaki otel sahiplerimize veriyoruz. İşte yeni hali budur değerli arkadaşlar. Bittiğinde orada uluslararası kongrelerin yapılabileceği, dünya beşten büyüktür diyeceğimiz Davos'un benzerini Rize'mize, Ayder'imize kazandırıyoruz. Yine buradaki çayırımız var. Orada horonları teptiğimiz, orada şenlikleri yaptığımız çayırımızda da mülkiyetleri, vatandaşlarımızın bedellerini ödeyerek oradaki görüntü kirliliğini, o salıncakları tamamen kaldırdık ve şimdi orası yine milletimizin, Rizelilerin orada gelip her türlü şenliği yapabileceğiniz çayırımız yine
orada. Bu da tabii bölge adına çok çok önemli. Kısacası Rize'nin güzel insanların neye ihtiyacı varsa onu yerine getiriyoruz. Çünkü Rize buna değer. Rize'nin güzel insanları buna değer. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir lideri bizlere armağan eden engin Rize'miz buna değer diyoruz. Rabbel Alemin ta Diyarbakır'dan değerli milletvekilimiz Bitlisli kardeşlerimiz bizi iyi bilirler. Biz Bitlis'in 21 yıldır her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştık, çabaladık. En son hatırlarsınız, öbür projelerimizi saymıyorum. Çünkü en kıymetli gördüğümü söyleyeceğim. Yani konutlarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, millet bahçelerimiz, hastanelerimiz, üniversitelerimiz, Bitlis'i baştan aşağı ihya edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte orada gölümüzü, Van Gölümüzün bir kıyısı biliyorsunuz Bitlis'e komşu. Orada kıyı temizliği yapıyoruz. Ve orada inşallah kıyının kenarında hangi ilçeydi aklıma gelmedi şimdi? Tatvan. Tatvan'da kıyının kenarında yine Adil Cevaz'da oraları düzenliyoruz. Gölümüzü tertemiz hale getiriyoruz. Yine çok önemsediğim Bitlis'in o türkülerine konu olan Beş Minaresi'yle, hanlarıyla, hamamlarıyla, Selçuklu mirası Bitlis'imizi o bize edilen emanetleri ayağa kaldıracak çok önemli bir şehrin merkezinde proje gerçekleştiriyoruz. Sayın başkanımız, Mendik Kavak Pınar Bitlisler Derneği açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirdiler.